Hadi Fatih, dost işi bir şeyler yap artık. Hayatımızda ilk defa bilgisayar sahibi olacağız şurada. Format mıydı neydi, attın mı peki? Bana bak, bozulursa başına ekşirim ha. Ay, kapı çalıyor. Yarın kursta görüşürüz, tamam mı? Sağ ol canım, hoşça kal. Sedef'ciğim. Yoruldum Suna. Çok yoruldum. Ah be güzelim. İşte burası. Hadi hemen girelim. Dur, ben kendim giderim. Ya. Lütfen Deniz, dediğimi yap. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyor gibi görünüyorum. İçiyoruz, güzelleşiyoruz işte. Bak şu anne bak. Ya ver içkimi. Tamam. Kendine gel, herkes seni arıyor. Annenler deliye döndü. Eminim öyledir. Çok önemsiyorlar ya beni. Yürü hadi konuşacağız. Hadi dedim. Hande? Ne oldu? Sesin çok kötü geliyordu telefonda. Evet Mert, çok kötüyüm. Melih ile kavga ettik. Hem de öyle böyle bir kavga değil. Tamam canım, tamam. Sakin ol. Ya Mert, ben o evde kalamam artık. Biliyorum sana da çok yük oldum ama bir süre daha sende kalsam olur değil mi? Tabii ki olur. Ne demek? Kalabilirsin. Sen şimdi anlat bakalım bana. Ne oldu? Ne konuşacaksın? Dünkü konuşma yetmedi mi? Kendine gel. 3 gün sonra sınava gireceksin. Sana ne benim sınavımdan ya? Ay sana ne? Ben senin için değil, ailen için buradayım. Benim için istesen de burada olamazsın zaten. Çünkü paran yetmez. Paran yetsin, cesaretin yetmez. Sen anca o çok sevdiğin kitapların arkasına saklan. Bay çok bilir. Bilin. Hadi itiraf etsene. Ben korkan, eziğin tekiyim desene. Fakirim diye zırlasana. Selin kes sesini. Onu bile yapamıyorsun değil mi? Korkaksın çünkü. Öylesin işte. Hayatın boyunca korkak bir köylü olarak kalacaksın. Hadi git şimdi. Pelin içeride, Deniz al götür. Ne oldu Zafer, iyi misin? Şu an konuşacak durumda değilim, sonra konuşuruz. Ah, şunu işte gidelim sonra anne. Nereye gidiyoruz kız? Şükran Hanım yalnız. Allah Allah ya. Çağırsın akrabalarını. Tamam üzüldük ama bizim onlarla bir bağımız kalmadı artık. Sen sus. Zaten kızgınım. Ne yaptım şimdi ya? Sedef denen kızı evime kadar sokup arkadaşım diye yutturduğun yetmedi değil mi? Ya anne ne yapsaydım? Hastayken Fuat eve çağırdı kızı. E bana da arkadaşım dedi. E sen niye bana yalan söyledin? Ne yapsaydım anne? Kimseye söyleme dedi. Bağırdı çağırdı. Zaten son zamanlarda çok bağırıyordu. Üniversiteliyim ya, sanki suç. Hadi oradan. Ben seni bilmez miyim? Sen de ittin çocuğu bu kıza kesin. Gülay'mış. Ayaküstü 40 tane yalan söylüyorsun ya. Anneciğim bak şimdi şöyle. Ben Ahmet'siz nasıl yaşarım şimdi? Ay Şükran teyzeciğim, iyileşecek Ahmet amca. Sen hiç merak etme. Gel otur şöyle. Bak.
Banu, niye açmıyorsun telefonunu? Ya Ozan, burada durumlar çok karışık. Ben seni daha sonra arayacağım, tamam mı? Banu, dur, kapatma. Ya bu ne ya? Bu ne ya? Allah kahretsin ya. Benim kaderim niye böyle kötü yazılmış be Suna? Ben hep mahkum muyum böyle yasaklı kadın olmaya? Baksana. Sevdiğim adamın sıkıntısında bile yanında olamıyorum. İç bakalım şunu. Sakinleştirir seni. Sağ ol canım. Aa, ne güzel bir şeymiş bu. Ya, her şey yoluna girdi. Nazar değmesin diye aldım da taktım onu ama neye yaradı? Sedef'ciğim, az kaldı. Bak, büyük adımlar atıldı. Fuat nişanı attı. Ahmet amca da iyileşince çok mutlu olacaksınız, inan bana. Biraz daha sabret. Dayanamıyorum artık Suna. Neler oluyor orada? Fuat nasıl, merak ediyorum. Eğer bu da numaraysa... Yok artık. Banu'yla babamın yanında yere yığılmış adamcağız. Şükran yapar da Ahmet amca yapmaz öyle şey. Bilmiyorum artık. Kimseye güvenim kalmadı. Banu'ya soralım. Evet Suna, hadi ne olur ara. Karakolu bir daha mı arasak? Belki bir haber vardır. Az önce aradım ya İkbal. Bir değişiklik olsa onlar bize bir haber verirler herhalde. Beklemekten başka çaremiz yok. İnşallah Pelin'dir. Ah, siz miydiniz? Geçin. Bir haber var mı baba? Hayır yok oğlum, bekliyoruz. Ya Pelin için bütün pozitif enerjimi harekete geçirdim Bahri amca. Merak etmeyin, bulacağız. Sağ ol canım. Ya geçenlerde benim de kardeşim kayboldu, Fatoş. Ya tabii biz de öldük dirildik. Başına bir şey mi geldi, kaçırıldı mı diye. Ama ben bütün pozitif enerjimi yolladım. Sonuçta bulduk. Ya, gerçi kaybolmamış. Beni kandırıyormuş ama olsun. Sonuçta yine bulundu. Çok sevindik, gözünüz aydın. Sağ olun. Yani siz de daha fazla endişelenmeyin. Eminim sağ salim eve dönecek Pelin. Ya sonuçta bu kadar insan bulunmasını istiyor. Pozitif enerjisini yolluyor ama değil mi? Bu kız niye geldi? Yine burada mı kalacak? Of anne ya. Pelin'i merak ettiği için geldi. Fazla kalmayacak, merak etme. Heh, 435 bu oda. Ya anne gerçekten vallahi dediğim gibi oldu. Kız sen bu Sedef olayını biliyordun da niye söylemedin bize? Ya anne dedim ya. Uf, söyledim işte, ağladım o kadar. Hem halamız hasta oldu diye o gün apar topar gittiler işte. Sanki sen orada değildin yani. Ya sen benim düşmanım mısın anne? Yalancının dostu olmazmış yavrum. Efendim Suna. Yok, durumu hala kritik. Ama şimdi gözlerini açtı. Şükran'la Fuat'ı yanına çağırdı. Ay ne bileyim ben Suna, ne konuşuyorlar? Hayret bir şeysin. Hadi kapatıyorum. Zaten canım burnumda. Allah Allah. Ben bir oda hazırlamanızı istemiştim. Hazır mı? Efendim. Benim bir dakikam yok. Odam hazır mı diyorum sana? Efendim ne yapıyorsunuz? Odamın anahtarını istiyorum. Ben sizi birazdan arayacağım efendim. İsim neydi? Melih Şahin. Hadi hadi hadi. Hala bir haber yok. Saat de geç oldu. Çıkıp arasak mı acaba? Koca şehirde nereye arayacağız İkbal? En doğrusu oturup polisten haber beklemek. Haklısın da. Aman ne bileyim, ne dediğimi bilmiyorum işte. Ay, bu sefer hayırlı bir haberdir inşallah. Çok şükür. Pelinciğim. Gel. Ya biliyordum. Pelin sen
enerjinin gücü işte. Pelin iyi misin? Kızım ne oldu? Neyin var senin? Neyin mi var baba? Sence neyin var? Aman Allah'ım sen sarhoşsun. Dershaneye yakın bir kafede içerken buldum. Ben şimdi kızıma bir kahve yaparım, bir şeycik kalmaz. Aslında ben kahve de içirdim ama pek bir işe yaramadı. Çok konuşma sen. Git buradan, gözüm görmesin seni. Pelin ne oluyor? Niye böyle davranıyorsun? Seni çok merak ettik. Gitsene ya, laftan anla. Yüzünü görmek istemiyorum senin. Git dedim. Bana bak, bağırıp durma. İçip gelmişsin zaten eve. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Terbiyesizlik falan değil. Yüzünü görmek istemiyorum. Sinirlerin tepeme çıkıyor. Gitsin. Hocam tamam, ben gidiyorum. Duydun değil mi ne dediğini? Duydum. Durumu nasıl? Ne dedi peki? Ana gibi yar olmaz dedi. Beni Fuat'a emanet etti. Fuat'ım dedi. Başka bir şey diyemedi. Sanki son sözleriymiş gibi. Anne, babam ölmeyecek. Anladın mı? Ölmeyecek. Ölürse de senin yüzünden ölecek. Aha da söylüyorum. Ben benim gelinim. Eğer sen yoksan ağlıyor evlat diye bağırma basar. Benim kulaklarım çınlıyor. Anne. Ay, hemşire hanım yardım edin. Hemşire hanım. Otur, otur şöyle. Hemşire hanım. Bu adamlar kesin bir iş açacaklar benim başıma. En iyisi arayıp neler döndüğünü öğrenmek. Buyurun Celal Bey. Alo, benim. Biraz önce vergi memurları geldi evime. Ne? Vergi memuru mu? Ne istiyorlarmış? Evet. Broşür bırakmaya gelmişler. Vergi için bilinçlendirme yapıyorlarmış. O kadar mı? Başka bir şey söylemediler değil mi? Yok yok, söylemedi. Ama belki de gözdağı vermek için geldiler. Bilmiyorum. Bir arayayım dedim. Herhangi bir durum var mı? Vergi memurunun insanı gözdağı verdi. Nerede görmüş Celal Bey? Saçmaladın iyice. Sen bizim sözümüzü dinle. Hiçbir şey olmaz. Rahat ol, rahat. Tamam peki. Peki görüşürüz. Her şey çok güzeldi Mustafa. Yemek mükemmeldi. Yani gerçekten sevgilin olsam herhalde bu kadar el üstünde tutulurdum. Lafı olmaz. Her şeyin olması gerektiği gibi olacağını söylemiştim hatırlarsan. Biliyor musun? Orta birde çaktım ben. Babam, eğer okumayacaksan benim paramla haytalık yapma dedi. Git, kendi paranı kazan. E sen ne yaptın? Pazarda su sattım. Para biriktiriyordum.
Sözde bisiklet alacağım. Babam her gece odama gelip kumbarama para atardı. Eğer babama bir şey olursa ben yaşayamam. Ya bir şey olmayacak. İçin rahat olsun. Baban yaşayacak Fuat. Onlar benim ailem. Birisi annem, birisi babam. Kime ne kadar aşık olursam olayım, bana ne yapmış olursa olsunlar, birinin kılına zarar gelse yaşayamam ben. Yaşayamam. Alo Zafer. Merhaba Deniz, nasılsın? İyiyim. Pelin'i eve getirdim, ona haber vereyim dedim. İyi yapmışsın. Evet, iyi yaptım da sanırım birazdan evde büyük bir kıyamet kopacak. Zafer, siz Pelin'le içeride ne konuştunuz? Çıktığında çok kötü görünüyordun. Hiçbir şey söylemeden de çektin gittin. Ben seni çok merak ettim. Pek hoş şeyler olmadı Deniz. Yani Pelin içinde ne varsa bana karşı döktü. Tahmin edebileceğin gibi çok kırıcıydı. Senin de canın sıkıldı tabii. Bu can sıkıntısından da öte bir şey. Yani Pelin artık benim için bitmiştir. Zafer'cim, belki sarhoş olduğu için öyle konuşmuştur. Sen bence ciddiye alma onu. Ben nedenlerle uğraşmaktan yoruldum Deniz. Pelin kalbimi paramparça etti. Artık benden uzak olsun, başka bir şey istemiyorum. Sen öyle diyorsan. İnsanlar ne kadar acımasız değil mi? Keşke biz de onlar gibi olabilseydik. Belki o zaman daha az acı çekerdik. Biliyorsun Zafer, biz istesek de onlar gibi olamayız. Bilmem, belki de oluruz. Yani onların dilinden konuşabiliriz demek istiyorum. Ne demek şimdi bu? Aklında bir şey mi var? Hayır, aslında aklımda bir şey yok. Ama bizi sevgili sanmaları belki de işimize yarayabilir. Anlamadım. Yani demek istediğim, Mert de Pelin de ikimizi sevgili sanıyor. Yani bu yanlışı belki uzun bir süre daha düzeltmeyebiliriz ha? Ne dersin? Zaman geçmek bilmiyor. Ya Fuat, Ahmet amca güçlüdür. Eminim bunu bir şekilde atlatacak. İnşallah. Babamın odası bu. Hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey.
hiçbir şey değişmeyecek. Fuat gel de işlerini yapsın insanlar, gel. Allah'ım, ne olur yardım et. Meğer ne kıskanç ne bağnaz bir adammış da ben fark edememişim. Sürekli sorun çıkarır oldu son zamanlarda. Telefonlarımı dinlemeler, mesajlarımı okumalar. Kafayı yedi yani ha? Aynen öyle. Hayır, ben onu sevmekten başka ne yaptım ki? Yani niye bu kadar şüpheleniyor benden anlamıyorum. Bu son kavga neden çıktı peki? Neymiş efendim? Giydiğim bluz çok derin, insanları kışkırtmak mı istiyorsun gibi saçma sapan sözler. Düşünebiliyor musun ne kadar çok aşağılandım? Yerden göğe kadar haklısın Hande. Bu kadar da fazla. Ben Melih'ten hiç beklemezdim böyle bir tavrı. Asıl yüzü sonradan ortaya çıktı işte. Hayır, ben bunları hak edecek ne yaptım ki Mert? Tamam. Sakin ol. Ben sana bir tane su alayım hemen, tamam mı? Tamamdır. Kalıcı bir yer sorununu çözdüm. Ama lütfen elini çabuk tut sevgilim. Bir an önce birlikte olalım.